ülke düşünün. Japon istilasından kurtulmak için 35 yıl beklemiş. Sonra tam özgürlüğe kavuşup derken bu kez iç savaş başlamış. Ülke kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış. Güneyi dünyanın en fakir ekonomilerinden biri haline gelmiş. Ama 60 yıl gibi kısa bir süre içinde o kadar hızlı koşmuşlar ki olmaz deneni oldurmuş, ekonomide bir mucize gerçekleştirmişler. Bu hikayenin kahramanı Güney Kore halkı. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu, gündeme taşıdığı yüksek teknoloji üretimini, kendi markalarını yaratmayı yıllar önce başardı Güney Kore. Uyguladığı beşer yıllık kalkınma planlarında hedef önce yoksullukla mücadeleydi, ardından sanayinin gelişimi ve o hedeflere ulaşıldı. Halkının refah seviyesi hızla iyileşirken Güney Kore otomotivi de elektronik ve bilişimde dünya devleri çıkardı. Yüksek teknoloji deyince dünyada akla gelen ilk 3 ülkeden biri Güney Kore. 5G teknolojisini de ilk test eden onlar olacak. Peki 5G'de çalışmalar ne aşamada? Testler ne zaman başlayacak? 5G ne zaman hayatımıza girecek? İşin tam merkezinde, başkent Seul'de Koreli uzmanlara sorduk. İş arkadaşlarınızla zaman mekan fark etmeden hologram toplantılar yapabilecek, ultra yüksek çözünürlüklü videoları hiç beklemeden izleyeceksiniz. 5G'nin sağlık alanında da etkisi büyük olacak. Hastaneye gitmeden telefon başında doktora muayene olabileceksiniz. Sangwoo Park, Güney Kore'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden KT'nin araştırma müdürü. Ona göre 5G ile dünyayı akıllı telefonunuzla kontrol edebileceksiniz. 5G yaygınlaştıktan sonra bütün cihazların internet bağlantısı olacağını düşünüyoruz. Onunla birlikte zaman mekan farkı ortadan kalkacak. Şu anda grubumuzdaki bütün şirketler 5G için güçlerini birleştirdi. Yalnızca biz değil, devlet, üniversiteler ve bütün sanayiciler de 5G'nin gelişimi için hem ulusal hem de uluslararası çalışmalara devam ediyorlar. O çalışmaların ilk denemesi 2018'de yapılacak. Dünyada 5G kullanımının yaygınlaşmasının ise 2020'yi bulacağını tahmin ediyor Park. Park'a Türkiye'deki 4G tartışmasında soruyoruz. 4G'yi atlayıp 3G'den 5G'ye geçiş olur mu? Cevap evet. Türkiye'nin 5G için en az 3-5 sene beklemesi gerekiyor. Bu da gerekli altyapının hazırlanması için ülkenize zaman verir. Böylece 5G'ye diğer ülkelerden daha erken geçme ihtimaliniz bile olabilir. Güney Kore hali hazırda dünyanın en hızlı internet bağlantısına sahip. Öyle ki Seul metrosunda dahi kesintisiz ve ücretsiz internete ulaşmak mümkün. Dünyanın en geniş ekranlı 3D hologram müzikalinin gösterimi de başladı bile. Sırada dünyanın herhangi bir yerindeki konserini aynı anda hologramla Kore'ye taşımak var. Teknoloji ülkede hayatın her alanında kullanılıyor. Halk otobüslerinin neredeyse tamamı elektrikli. Duraklarda şarj imkanı var. Güney Kore milli gelirinin %4'ten fazlasını Ar-Ge yatırımlarına ayırıyor. Türkiye'de bu oran %1'in altında. Güney Korelilerin yüksek teknoloji ihracatı da gelişmiş ülkelerin dahi çok üzerinde. Goldman Sachs'a göre 2025 yılına gelindiğinde Güney Kore dünyanın en büyük 7. ekonomisi olacak. Türkiye için tahmin ise 16. olacağı yönünde. 2012'de Güney Kore'de yaşayan kişiler 150 bine yakın patent alırken Türkiye'de bu rakam 4400'lerde kalıyor. Güney Kore'de girişimciler her aşamada destekleniyor. Kore hükümeti ülke genelinde 17 girişimci destek ve inovasyon merkezi kurmuş. Birey ya da şirket fark etmiyor. Bir ürün geliştirdiniz ya da iyi bir iş fikriniz varsa bu merkezde bir ofisiniz olabilir. Hukuki işlemler ya da pazarlama konularında fikir danışabileceğiniz uzmanlarla hiçbir ücret ödemeden birlikte çalışabilirsiniz. Destek merkezlerinden her biri ayrı bir sektöre odaklanmış. Örneğin merkezin konuklarından biri 9 kişilik küçük bir şirket. Geliştirdikleri cep telefonu uygulaması, kızılötesi ışınlarla hareket eden özel bir kalem yardımıyla hem dokunmatik ekran tahta hem de cep telefonunuzda aynı anda yazmanızı olanak sağlıyor.
Bir diğeri ise kredi kartı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte alışverişte kolaylık döneminin bir adım daha ötesine geçiyoruz artık. Gözümüzle bir bakışımızla ödeme yapabileceğiz. Nasıl mı? Örneğin ben şu anda bir kafeteryadayım. Kahvemi içtim. Artık hesabı ödemek istiyorum. Artık kredi kartıma gerek yok ödemek için. Yalnızca bir bakışımla halledeceğim bunu. Gösteremasıyla kredi kartı bilgilerinize ulaşan sistem ödemeyi de karta gerek olmadan alıyor. Güney Kore'de kişi başına düşen milli gelir 28 bin doların üzerinde. %3,5'luk oranla dünyada işsizliğin en düşük olduğu ülkelerin başında geliyor. Tüm dünyaya yüksek teknoloji üretip satıyor. Güney Kore'nin yarattığı ekonomik mucizenin temelinde ise eğitime verdiği önem yatıyor. Hangi uzmana sorsanız, hangi araştırmaya baksanız Güney Koreli öğrencilerin dünyanın en iyilerinden olduğunu göreceksiniz. Peki bu başarının sırrı nedir? İşin sırrı okullar mı, eğitim sistemi mi, öğrenciler mi, öğretmenler mi yoksa ailelerin katkısı mı? Konuyu yerinde muhataplarına sorduk. Kore ekonomisinin başarı hikayesinde en büyük rolü insan kaynağı oynuyor. Kore hükümeti her yıl eğitime önemli miktarda yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl eğitim bütçesi 52 milyar dolardı. Bu da milli gelirin %4,7'sine denk geliyor. OECD'nin yaptığı şimdiye kadarki en kapsamlı küresel eğitim araştırmasında da Güney Kore 3. sırada yer aldı. Türkiye ise 76 ülke arasında 41. oldu. Eğitimde fırsat eşitliğine çok önem veriyoruz ve Kore vatandaşı olan herkese yüksek seviyede eğitim veriyoruz. Kore'deki öğretmenlerin kalitesi de çok yüksek. Aileler de çocuklarının en iyi şekilde eğitim alması konusunda çok hevesli ve istekli. Güney Kore'de özellikle öğretmenlerin seçiminde çok sıkı bir eleme yapılıyor. Kore'de üniversitelerin öğretmenlik bölümlerine girmek çok çok zor ve oradan mezun olduktan sonra da öğretmen olarak atanabilmek için yine çok zorlu testlerden geçiyorlar. Çok daha fazla sıkı, dersler çok uzun sürüyor ve sıkı çalışıyorlar. Tempo çok yüksek, onun için biraz daha zor Türkiye'den. Ali Araçet'in Kore Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Rekabetin ne kadar yoğun olduğunu anlatıyor. Sınıfın çoğu 99 ve 100 aldığı için notum 98 iken B aldığım oldu diyor. Burada insanlar daha fazla ders çalışıyorlar, çok sık ders çalışıyorlar. Rekabetin çok yüksek olduğu bir yer. Osman Gül ise Kore hükümetinin bursunu kazanınca Bursa'daki üniversitesini bırakıp Seul'e gelmiş. Türkiye'ye dönmeyi pek aslında düşünmüyorum. Buradan sonra burada durup burada hayatımı sürdürmeyi düşünüyorum. Ancak öğrencilerin yakınmalarına kulak vermiş Kore hükümeti. Üzerlerindeki baskının çok fazla olduğu eleştirileri üzerine harekete geçmişler. Çocukların özellikle üniversiteye kabul sürecinde büyük baskı altında olduklarını kabul ediyorum. Bunun için Kore hükümeti olarak öğrencileri daha fazla motive etmek için özgür sömestrler dediğimiz zamanlar yaratacağız. Bu zamanlarda daha yaratıcı aktivitelerle öğrencilerin bir yandan kafalarını dinleyip bir yandan da gelecekleri için daha iyi yollar belirlemelerini sağlamak istiyoruz. Nasıl bir yol haritası izleyeceğimize karar vereceğiz. Güney Kore eğitim sistemine ilişkin eleştirilerden biri de rekabete ayak uydurabilmek için öğrencilerin çoğunun akşamın geç saatlerine dek süren özel derslere katılmak durumunda olmaları. Özel ders demek ailelerin buna ekstra bir bütçe ayırmaları anlamına geliyor. Tabii bu da herkesin karşılayabileceği bir masraf olmayabilir. Mesela benim erkek kardeşim çocuğunun özel dersler için ayda 2000 dolara yakın harcama yapıyor. Ülke yüksek teknolojinin merkez üssü olunca eğitimde de teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Üniversite öğrencileri sınavda oturacakları yerleri bile önceden internetten rezervasyon yaptırabiliyor.
Büyük ihtimalle dünyada internete erişimin en yüksek olduğu ülkelerden biri biziz. Bilgisayar kullanımına yatkınlığımız da var. Aynı zamanda öğretmenle öğrenci arasındaki iletişimin de çok daha iyi ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Öğrencilerin sayısız kaynağa ulaşma imkanı da çok önemli. Eski usul eğitim sistemiyle karşılaştırdığımızda öğrencilere öğrenmenin çok daha fazla sayıda ve farklı şekillerde kapısını açıyor. Öğrencilere eğitim sistemiyle ilgili ne düşündüklerini sorduğumuzda eski oranla çok daha ilgili olduklarını gördük. Buna eğitimin bütün alanlarına yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Kore'de öğrenmenin yaşı yok. İşte en iyi örneklerinden biri. Çancu kentine bağlı Hanok köyünde 50 yaş üstüne ücretsiz Çince dersi veriliyor. Asya'nın iki devinin arasında bir küçük ülke Güney Kore. Başarıları hızla dünyaya yayıldı ama turist için cazibe merkezi olabilmek başka bir maharet istiyor. Ama bu alanda da hızlı koşuyorlar. ...2014 yılında 14 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Güney Kore tanıtım atağına devam ediyor. Başkent Seul'de yüksek banka ve otel binalarının arasında hanedanlığın beş görkemli sarayına rastlamak mümkün. 1395'te hanedanın merkez sarayı olarak açıldı Yeonbokgung Sarayı ve Seul'de, Seul'ün kalbinde turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerden bir tanesi, ismi ise cennet tarafından kutsanmış anlamına geliyor. Askerlerden oluşan saray nöbetçilerinin görev değişimi geleneksel bir törenle yapılıyor. Saray ve bahçesi 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Doğal ve Kültürel Mirası listesine alınmış. Güney Korelilerin kendileriyle ilgili en büyük eleştirilerinden bir tanesi, savaşın yaralarını sarmaya çalışırken özellikle 1990'lara kadar kendi kültürlerini, kendi binalarını koruyamamış olmaları. Biz Seul'e, başkente büyük yüksek binalar yapmanın önemli olduğunu zannediyorduk. Halbuki önemli olan kendi kültürümüzü, Kore kültürünü korumakmış diyorlar. Ve şu anda bulunduğumuz Jeju kentindeki Hanok köyü aslında eski Kore yaşantısını, Kore evlerini yaşatan, koruyan en güzel örneklerden bir tanesi. İşte tam da bu sebepten Çancu kentindeki Hanok köyüyle gurur duyuyor Koreliler. Çancu demek Kore demektir. Kore'yi temsil eder. Çünkü Korelilerin gerçek kimliğini yansıtıyor. Şu anda trend olan, çağdaş olan her şeyi bütün büyük şehirlerde, metropollerde görebilirsiniz. Ama bir ülkenin gerçek kimliği oranın geleneklerinde yatar. Kore'yi tanımak ve anlayabilmek için Çancu'yu ziyaret etmelisiniz. Gerçek Kore evlerini, Kore yaşantısını burada görüp yaşayabilirsiniz. Böyle anlatıyor Çancu Belediye Başkanı Kim Seung-su. Tam da anlattığı gibi aslında Hanok köyünde eski Kore yaşantısını, yani yalnızca yer yatağının bulunduğu tek göz adada hayatı deneyimlemek mümkün. Çancu aynı zamanda Antalya ile kardeş şehir. Ülke için en zorlu dönemler kuzey ve güney arasındaki iç savaştı. Türkiye o dönemde bize yardıma geldi. Türkiye ile Güney Kore arasında mesafe çok uzak olsa da Türkiye'yi çok yakın bir kardeş olarak görüyoruz. Kültür, spor ve daha birçok konuda işbirliği yapmak istiyoruz. Seul'de şehir manzarasını en net, en rahat görebileceğiniz yerlerden bir tanesi Ulusal Müze'nin terası. Hemen karşımızda da Başkanlık Sarayı var. Amerika'da Başkanlık Sarayı Beyaz Saray ise Güney Kore'de de Başkanlık Sarayı Mavi Saray. Ancak tabii Kuzey Kore ile hala devam eden gergin ilişkiler sebebiyle şehrin en sıkı korunan noktası da burası. Müzede Kore'nin 5000 yıllık tarihine damga vuran anlar sıralanıyor. Bugün bildiğiniz Güney Kore'yi unutun. Kore Ulusal Müzesi'ndeki bu evlere bir yakından bakın. Çok uzun zaman değil, 60 sene öncesinde işte bu evlerde yaşıyorlardı. Kuzey Kore ile savaş bitmişti. Ancak Seul'ün yarısından fazlası yerle bir olmuştu. Yaşayacak ev yoktu. Kuzey Kore'den kaçanlar da vardı. İşte o nüfusta bulabildikleri yerlere bu derme çatma evleri yaptılar. Güney
Kore ülke tanıtımını yalnızca tarihi değerleri üzerine kurmamış. Kore dalgası dedikleri televizyon dizileri, pop sanatçıları ve bilgisayar oyunları da Güney Kore ismini özellikle gençler arasında daha sık duyuran unsurlar olmuş. Kendilerine has dansları, kıyafetleri, akılda kalıcı melodileriyle dünyanın yeni müzik salgını Kore popu. Güney Koreli şarkıcı Sayın Gangnam Style şarkısıyla zirveye ulaşan Kore popunun popülaritesi dalga dalga dünya yayılmaya devam ediyor. Aslında Kore popu yani K-pop'un ne kadar popüler olduğunu arkamda gördüğünüz kuyruktan da anlayabilirsiniz. Bir cumartesi sabahı saat 9. Sabah 5'ten itibaren kuyruğa girmiş, hayranı oldukları pop şarkıcısının televizyon çekimini izleyebilmek için bekliyorlar. Aralarında Japonya'dan, Çin'den gelenler dahi var. Onların şarkıları zor zamanlarında bana hep güç verdi. Onlar için saatlerce de beklesek değer. Ve bekledikleri an geliyor. Hayranı oldukları gruplar sahnede. Kore'de müzik sektörü ağırlıklı olarak 3 müzik şirketinin etrafında dönüyor. Müzik şirketleri yetenekli gençleri toplayıp kendi eğitmenleriyle eğitiyor. Bu eğitimin içinde İngilizce ve Japonca öğrenmeden tutun, şan dersleri hatta moda dersleri bile var. Bu eğitimi tamamlayan gençler özellikle grup olarak sahneye çıkmaya hazır. Hello Turkish CNN. O müzik şirketlerinden biri de SM Entertainment. Şirketin kurduğu SM Town eğlence merkezi ise K-pop çılgınlığının vücut bulduğu yerlerden biri. Kore popu çılgınlığı teknolojiyle buluştu, ortaya dev bir ticari alan çıktı. Öyle ki Seul'deki SM Town'da hayranı olduğunuz Kore pop sanatçısına ilişkin her şeyi bulmanız mümkün. Hatta o hayranı olduğunuz sanatçının 3D printer'dan çıkmış minik heykellerini dahi alabilirsiniz. Hayranları sevdikleri yıldızlar için kesenin ağzını açmış, kasa bir an bile boş kalmıyor. Öyle ki Kore popunun yarattığı ekonominin büyüklüğü 2014 yılında 4.6 milyar dolara ulaştı. 2015 sonunda 5 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. K-pop ürünlerinin ihracatından 3.1 milyar dolar gelir elde edildi. İç satışlar da hiç fena değil. Güney Koreli pop yıldızlarının Türkiye'deki hayran sayıları da tahminlerinizin çok ötesinde. Kore popu dinlemeyi çevremde çok dinleyen insan vardı. Bir de internette çok fazla görüyordum. En son dedim ki bu ne artık? Big Bang'le başladım. Sonra devam etti öyle. Böyle kendilerine ait bir stilleri var kıyafet olarak veya şarkılarında da sürekli işte sahne şovları vesaire. Hoşuma gidiyor. Peki Kore popunun bu başarısının sırrı ne? Gerçekten yetenekli şarkıcılarla iyi müzik yapıyoruz. Çok sistematik bir eğitim sistemimiz var. Bu da şarkıcıların her birinin çabaları ve aralarındaki rekabetten doğan motivasyonla birleşince ortaya başarı çıkmaması imkansız. Kulislerine konuk olduğumuz K-pop yıldızlarından Türkiye'deki hayranlarına da mesaj geliyor. Türkiye'de bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. En kısa sürede Türkiye'de konser vermek istiyoruz. 2014 yılında Güney Kore'de eğlence sektörünün toplam büyüklüğü 12,5 milyar dolara aştı. Yiyecek içecek sektörü de hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Kimchi, bibimbap, galbi, japchae. Kore mutfağının karyası. Her damak tadına göre olmayabilir ama göze hitap ettiği kesin. Bibimbap yani karma pilav, sıcak bir kase pilav üzerine sotelenmiş ve terbiyelenmiş sebzeler ve biber salçasından oluşuyor. Ortasında bir de yumurta sarısı var. Hepsini karıştırıp afiyetle yemeye başlıyorlar. Mutfaklarının yıldızı, sofralarının vazgeçilmezi ise kimchi. Adına bir enstitü ve müze dahi kurmuşlar.
amaç kimçiyi daha farklı sebzelerle daha çok çeşitte yapabilmek, şöhretini dünyaya yayabilmek. Kimçi hemen hemen her çeşit sebze kullanılarak yapılabilir. Bu enstitüde çok daha fazla deniz mahsulü ve diğer ürünlerle kimçi yapmaya, daha faydalı bir ürün yaratmaya çalışıyoruz. Biraz bizim aslında lahana turşusuna benziyor ama daha özel olduğunu söylemek lazım tabii. Bağışıklık sistemine iyi geldiğini düşünüyorlar. Ben de burada bir taraftan yapmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum ama. Kimçi basit bir yiyecek gibi görünse de araştırma gerektiren alanları çok diyor Koreliler. Biz de kısa sürede anlıyoruz. Kimçi yapmak her yiğidin harcı değil. Öyle ki Kimçi Enstitüsü'nün yıllık bütçesi 2.2 milyar dolar. Bunun yarısını devlet sağlıyor. Özetle Güney Kore zenginliğin yalnızca teknoloji ve mühendislikte olmadığının farkında. Türkiye yerinde sayarken devlerle yarışan Koreliler yaratıcı endüstrilerle de mutfakla, sanatla da gelişmeye, kalkınmaya devam ediyor.